Merhaba, ben Erkan Özgür Yılmaz. Bugün bir fotoğraf işleyeceğiz beraber ve uzun sürelerdir yapmadığım eğitim videolarına geri dönüyoruz yavaştan. Bugün size anlatmayı planladığım fotoğraf bu. Ve size bu fotoğrafı nasıl bu halden şu hale dönüştüreceğinizi göstereceğim. Eğer beni Instagram'da takip ediyorsanız, geçtiğimiz haftalarda bu fotoğrafı paylaşmıştım Instagram'da. Ancak bu fotoğrafı aslında ben Capture One'da editledim. Ama şu anda size Lightroom'da editlenmiş versiyonunu gösteriyorum. Uzun sürelerdir Capture One kullanıyorum aslında. Yaklaşık işte 6 aydır Capture One kullanıyorum ve gayet memnunum. Ancak birçoğunuzun Lightroom kullandığını tahmin ettiğim için bugünkü tutorial'ı Lightroom'da nasıl yapacağınızı anlatacağım. Ancak arada gördüğünüz gibi iki program arasında bir kalite farkı var. Bu kalite farkı programı ne kadar kullanabildiğinize bağlı olarak biraz azalıyor. Ancak ben Capture One'ın çıktılarını çok çok daha fazla beğeniyorum. Üstelik çok daha hızlı çalışan bir program Lightroom'a göre. Evet. Şimdi biraz fotoğrafı nasıl editlediğimden konuşmaya başlayalım. Bu Berlin'de çektiğim fotoğraflardan bir seri. Ve dikkat ederseniz fotoğrafın aslında 3 tane versiyonu var size burada gösterdiğim. Peş peşe çekilmiş fotoğraflar bunlar. Yalnız makinenin içerisinden exposure bracketing'i açarak fotoğrafı çektim. Ne demek bu? Makinede deklanjörü bir kere basmanıza rağmen makine peş peşe 3 fotoğraf çekerek bir tanesi doğru pozlanmış burada gördüğünüz gibi. Bir tanesi 2 stop aşağıdan, diğeri de 2 stop yukarıdan pozlanmış. Peş peşe 3 fotoğraf çekiyor. Peki neden bunu böyle yaptım? Amacım burada aslında belirsizliği biraz azaltmaktı. Çünkü çok yüksek kontrastlı, yani gökyüzünün çok patladığı, gölgede kalan alanların da çok koyuda kalabileceği bir fotoğraftı bu. Ve fotoğrafta her şeyin düzgün çıkacağından emin olmak için ben de bracketing'i kullandım. Size de böyle durumlarda makineniz destekliyorsa kesinlikle bracketing kullanmanızı tavsiye ederim. Çok abartıya gerek yok. 2 stop aşağıdan, 2 stop da yukarıdan çekmeniz yeterli. Bu bana neyi sağlıyor? Birincisi bir fotoğrafta yaklaşık olarak gökyüzünü doğru pozlamışken, ikinci fotoğrafta da zemini yaklaşık olarak doğru pozlamış olacağım. Bu fotoğrafta olduğu gibi. Ve sonuçta birkaç şey yapabilirim. Bir, bu iki fotoğrafı Photoshop'ta birleştirebilirim. Gökyüzü bir fotoğraftan, zemin bir fotoğraftan gelebilir. İşte gökyüzü buradan, zemin ise diğer fotoğraftan gelebilir. Ancak ben burada bu tekniği kullanmadım. Yani ayrı iki fotoğrafı birleştirerek bu fotoğrafı yapmadım. Tek fotoğraf kullanmış olmamın nedeni aslında makinenin dinamik aralığının çok geniş olması. İşte Sony Alpha 6300 kullanmıştım ve dinamik aralığı o kadar geniş ki gidip gölgedeki alanları aydınlattığınızda gölgeden gereksiz noise çıkarmadan bir fotoğraf elde edebiliyorsunuz. Makinenin bu özelliğini kullanarak çektiğim için aslında benim için bu aşağıdan pozlanmış olan bu fotoğraf gayet yeterliydi. Fotoğrafı işlemek için Development modülüne geçiyoruz. Buradan isterseniz Develop, isterseniz de D'ye basarak Development modülüne geçebilirsiniz. Development modülüne geçtiğinizde işte klasik Lightroom'un yukarıdan aşağıya doğru çalıştığınız ara birimiyle karşılaşıyorsunuz. Bu fotoğrafı Photoshop'ta Camera Raw uygulamasıyla da geliştirebilirsiniz. Ancak ben Lightroom'u tercih ediyorum. Ondan sonra da Photoshop'ta editlemeye devam ettiğim de oluyor. Ama bu fotoğraf için genel itibariyle Lightroom yeterli oldu. Şimdi Lightroom'un en büyük özelliği aslında yukarıdan aşağı doğru çalışıyor olmanız. Yani en başta renkli bir fotoğraf mı yoksa siyah beyaz mı fotoğraf yapacağınıza karar verip ardından şimdi bu profil sekmesini yeni yukarı aldılar. Eskiden çok daha diplerde bir yerdeydi. Bu kalibrasyonun altında bir yerdeydi. Şimdi yukarı aldılar ve aslında bu yeni özelliği biraz insanların gözüne sokmaya başladılar. Eskiden kimse bunları kullanmıyordu. Eğer bu kamera profillerini kullanmazsanız Lightroom'dan elde edeceğiniz renkler pek güzel, pek doğru değil aslında. Bunlarla ilgili ayrı bir video yapmak istiyorum aslında. Doğru olarak nasıl kullanmanız gerektiğiyle ilgili. Ama
kısadan şunu söyleyeyim ki ben her zaman çektiğim kameranın standardına uygun olan profili seçiyorum burada. Bu Adobe'un o anda çektiğiniz kameraya en yakın sonucu veren profili oluyor. Ardından hemen beyaz ayarını da yaptıktan sonra beyaz ayarı gayet düzgün aslında bu fotoğrafta ama yine de ben bunu güneş altında çektiğim için bir daylight'ı seçerek bakın çok az bir fark oluyor. İleri undo redo yaptığımda zaten makine doğru şey ayarını seçmiş, beyaz ayarını. Ama yine de ben bunu daylight seçerek, güneş ışığı altında çektiğim için daylight seçerek tam olması gereken noktaya getiriyorum. Beyaz ayarını yaptıktan sonra aşağı doğru ilerliyorum. Şimdi burada basit anlamda fotoğrafın tonlarını belirlediğiniz bir takım sliderlar var. Bunlardan exposure. İşte fotoğrafı sanki bir stop, iki stop yukarıdan aşağıdan pozlamışsınızla hemen hemen aynı işi yapar. Mesela bakın iki stop yukarı getirdiğimde aslında iki stop çektiğim fotoğrafla bakın 34 ve 35. İki stop yukarıdan çektiğim fotoğrafla aynı görüntüyü elde ediyoruz. Ama güzel yanı şu, iki stop yukarıdan çektiğim fotoğrafa gidip bunun aydınlığını azalttığımda gökyüzünde hiçbir şey göremiyorum. İki stop aşağıdan çektiğim fotoğrafta ise bunu yaptığımda gökyüzünde en azından çok daha fazla bir alanda bilgiyi kurtarmış oluyorum. Tamam, ikisinin arasındaki fark bu. Tamam, şimdi bunları exposure'a çift tıklayarak resetleyeyim bu değerleri. Öteki fotoğrafı da resetleyelim. Şimdi tekrar kendi fotoğrafımıza geçelim. Burada exposure'u azaltıp arttırmayacağım aslında. Çünkü gökyüzü aslında tam da istediğim noktada belki birazcık aşağı doğru basmak isteyebilirim ama exposure'u aşağı doğru basarsam bakın bu fotoğrafın karanlık bölgeleri de aşağı gittiği için aslında hemen aşağıdaki highlight yani sadece fotoğrafın aydınlık bölgelerini etkileyen slider kullanacağım. Bu sliderların her birinde bu arada şöyle bir özellik var. Eğer klavyeden alt tuşuna basılı tutarsanız size bir takım bilgiler gösteriyor. Ekranda mesela neresinin ne kadar patladığını gösterebiliyor. Şimdi bu ne demek? Mouse üzerinde tuttuğunuzda şu tarafa dikkatinizi çekin. Mouse üzerinde tuttuğumda görüyorsunuz %99.5 gibi bir sayı var. Yani beyaz, kırmızı, yeşil ve mavi değerleri olabilecek en yüksek değere yakın şu anda. Bunun üzerine çıkarsam gördüğünüz gibi %100 oldu. Yani tam beyaza geldi. İşte bu clipping değeri. %100'ün üzerine hiçbir renk çıkamadığı için bu değerleri arttırırsam, bakın şuradaki üçgenlere basarsam göreceksiniz. Clip olan alanı görüyorsunuz. Benim amacım burada clip olmayacak kadar aşağı basmak ama aynı zamanda gökyüzünün aydınlığını belirlemek istiyorum. Şimdi çok fazla aşağı basamam. -55 gibi bir değer yaparsam burada hiç de doğal olmayan, işte benim o gün bu fotoğrafı çekerken gördüğüm gökyüzüne hiç de benzemeyen bir gökyüzü elde edeceğim. Ayrıca güneş öyle bir patlayacak ki fotoğrafta çirkin duracak. Dolayısıyla böyle arada bir değer elde etmem lazım. Yaklaşık 24-25 gibi bir değer yeterli. Şimdilik daha fazla aşağı basmayacağım. Fotoğrafın koyu alanlarını da arttırdıktan sonra ikisinin arasında bir denge kurmaya çalışacağım. Yani aşağı bastığım haliyle gökyüzü biraz fazla karanlık kalmış olabilir. Ona birazdan karar vereceğiz. Şimdi shadow sekmesinden de aydınlatmaya başladığınızda fotoğrafın sadece gölgedeki alanları etkileniyor. Dikkatinizi çekerse. Yani gökyüzü ayarladığımız haliyle kalıyor. Hemen hemen ayarladığımız halde kalıyor diyeyim. Burada da yaklaşık artık en sağa doğru dayıyorum. %100 civarında. Şimdi bu fotoğrafa baktığınızda gökyüzü şu haliyle bir miktar bence olması gerekenden karanlık görünüyor. Evet. -14'ü falan çektiğimizde o problemi halletmiş olduk. Bu fotoğrafta benim için önemli olan ön element aslında buradaki taş. Yani bu fotoğrafa bakan birisi ilk önce aslında bu taşa bakacak. Ondan sonra gözü yukarılara doğru çekip şurada bir şeyler arayacak diye düşünüyorum. Ondan sonra buradan tekrar çimlere gidip daha sonra taşı tekrar bulacak. Yani şöyle bir üçgen çizeceğini düşünüyorum. Bakacak olan insan. Ya da ben ilk baktığımda bu şekilde bakıyorum aslında. İlk önce kayanın üzerine, ondan sonra gözüm yukarıya doğru, aydınlık bölgelere doğru sekiyor. Sonra tekrar burada çimlere doğru iniyorum. Dolayısıyla benim aslında
resmin en baskın elementi bu taş ve bu taşı biraz daha ön plana çıkarmak istiyorum aslında. Bunu yapabilmek için de elimizde bir iki tane aracımız var. Bunlardan bir tanesi aydınlık koyuluk. Yani taşı bu fotoğraftaki en aydınlık şey yaparsam insan gözünün buraya bakmasını daha da garanti etmiş olurum. Yani bu fotoğrafa bakan birisinin gözünü buraya doğru yönlendirmiş olurum. Ama bu fotoğrafım için zaten böyle yeşil bir alan içerisinde kalan bir taş. Bunu fazladan aydınlatmama bence gerek yok. Onun yerine ikinci silahımız keskinlik. Bu taşın keskinliğini etrafındaki objelere göre biraz daha fazla yapabiliriz. Ve bu arada yine bu aydınlık koyuluk dengesini, yani daha aydınlıktaki objeye bakma refleksini yönlendirmek için bu arada birazdan vinyet falan da uygulayacağım. Orada tekrar gösteririm. Ama birazcık şöyle fotoğrafın klaritesini arttırıp bakın şu halden şuna getiriyorum. Clarity ile. Clarity lokal kontrastı arttırır. Çok fazla kullanırlar bunu. Yani şuralarda kullanırlar. Bence bu çok çirkin bir fotoğraf. Sakın yapmayın bunu. Yani şuraların zaten lokal kontrastını arttıracağım derken manasız yerlere gidiyor. Bunu çok abartıya kaçmayın. Tadında bir yerde bırakmanız lazım. Yani bence 50'nin üzerine yok farz edin bu programda. Abartıya kaçmayın. Ben de burada işte şöyle ufak bir dokunuş yapıyorum. Yani şununla karşılaştırırsanız bu benim için yeterli. Birincisi bu fotoğrafın kendisini güzel bir kontrast getiriyor. Ancak asıl istediğim şey benim bu bölgede taşın kendisinde bir şeye keskinliğe ulaşmak. Onun için yapabileceğim şey şu. Adjustment brush kullanmak. Adjustment brush herhangi bir yaptığınız değişikliği resmi sadece sizin belirlediğiniz bölgesine uygulamanızı sağlıyor. İşte mesela şurada şimdi exposure'u arttırdığımızı düşünün. Adjustment brush'ı seçtikten sonraki ara birimde. Şimdi bakın mouse'un etrafında, mouse cursor'un etrafında bir daire, fırça beliriyor. Ve ben bu fırçayla boyadığım yer neresi olursa artık oranın değerini kontrol edebiliyorum. Tamam. Şimdi geri alalım. Ben bu taşın keskinliğini arttırmak istiyorum. Şimdi nereyi boyadığımı aslında şuradan Selected Mask'la görebilirim. Şöyle. Çok biraz kabaca boyuyorum. Ve burada amacım aslında aydınlığını arttırmak değil. Aydınlığı değiştirmek istemiyorum. Ama bu bölgedeki sharpness'ı biraz arttırmak istiyorum. Çok yine fazla aşırıya kaçmayacağım. Şimdi fotoğrafa uzaktan bakarak eğer şeyi ayarlarsanız keskinliği yanılırsınız. Tamam mı? Mutlaka gidip bir zoom yapın oraya. Çünkü zoom yaptığınızda aslında final değeri göreceksiniz. Bakın sıfır değerinde bu kadar. Ben 100 yapayım. 100 de benim fazla bulduğum bir yere doğru geliyor. Yaklaşık şöyle 50'ler yine yeterli olacak. Evet. Şimdi hemen burada şu aşağıdaki anahtarı kullanarak yaptığımız etkinin sonucunu görebiliriz. Şurayı kapatalım isterseniz biraz daha büyük görelim. Bakın hafifçe orayı öne çıkartıyoruz. Tamam, çok büyük bir etki değil. Burada yaptığımız birçok şey aslında küçük küçük etkilerin sonucunda oluşuyor. Hepsi birleştiği zaman güzel fotoğraf olmaya başlıyor. İkinci olarak da şurada aşağıda. Genelde ben fotoğraflarımda çok kullanırım. Lenslerin vinyetinden çok şikayet etmeme rağmen aslında fotoğraflarda vinyet çok kullanırım. Dikkati ortaya doğru toparlamamı sağlar bu. O fotoğrafın ihtiyacı varsa abartıya kaçmadan, yani şöyle bir şey yapmam kesinlikle. Bu böyle kapı deliğinden bakıyormuş gibi bir şey değil. Minimal. Birazcık dikkati ortaya toplamak amaçlı, tamam mı? Çok fazla değil. Ve aslında vinyet biraz benim böyle kaçındığım bir ayardır. Yani geri dönüp şeye bakarım mutlaka. Vinyetsiz hali nasıldı? Abartmış mıyım acaba diye mutlaka bakarım. Şimdi vinyeti eklediğimizde fotoğrafın kendi ışığıyla da birleşip böyle bir stüdyo ışığına dönmeye başlıyor neredeyse. Çünkü çok doğru olması gereken yerlere gölgeler düşmeye başlıyor fotoğrafın kenarlarına. Dolayısıyla vinyet bu fotoğrafa acayip derecede güzel bir hizmette bulunuyor. Vinyette benim dikkat ettiğim ikinci bir özellik de highlightların çok fazla vinyeti
girmesine müsaade etmemek. Genelde insanların fotoğrafında şunu görüyorum. Mesela bir parlama, vinyet eklenmiş üzerine ve bu parlama griye dönmüş. Böyle bir şey mümkün değil. Yani biz vinyeti fotoğrafı çektiğimiz lensten dolayı elde ediyor olsaydık, buradaki parlama hala etrafındakilere göre nispeten beyaz kalırdı, tamam mı? Gri kalmazdı. İşte buradaki highlight slider'ı ona yarıyor. Yani highlight'ı yüksek olan parlayan yerleri maskeleyerek, o parlayan yerlere vinyet yapmayarak uygulamış oluyor vinyeti. Ha, bakın işte şu üst tarafta belli oluyor. Kapattım ve açtım. Kapalı, açık. Tamam. Açık halinde olması gerektiği gibi bu kısımda vinyeti görmüyoruz. Gerçekte de fotoğrafı çektiğimiz lensin vinyet gibi problemi olsaydı muhtemelen böyle olacaktı. Bu fotoğrafı işlerken Capture One kullanmıştım. Videonun başında da bahsettiğim gibi. Ve Lightroom kullanarak aslında Capture One'da yaptım ama Lightroom'da elde etmemin zor olduğu bir takım renk efektleri var. Capture One'a tekrar bakacak olursak. Bakın fotoğrafa dikkat edin. Birincisi Lightroom'a göre çok daha başarılı bir atmosfer verebilmişim Capture One'da. Gökyüzü bence olması gerekenden çok daha karanlık olmuş, tamam. Ama fotoğraf çok daha keskin duruyor ve çok daha derli toplu, çok daha dramatik duruyor ışığı. Bunu sağlayan şey aslında fotoğrafın gölgelerindeki mavi, orta tonlarındaki de turuncu. Tamam, şuraları gösterebilirim. O kayanın rengiymiş gerçi ama şuradaki yeşile dikkat edin. Buradaki yeşil daha yeşil, içerisinde kırmızının az olduğu bir yeşil. Buradaki yeşil ise içerisinde kırmızının biraz daha fazla olduğu bir yeşil. İşte bunu sağlayan şey aslında Capture One'da Lightroom'un aksine 3 ayrı aydınlıktaki bölgelere ayrı ayrı renk verebiliyor olmam. Yani burada Lightroom'da split toning var, evet. Gidip mesela aydınlıklara turuncu, ondan sonra nereye kaçtı buraya? Karanlıkları da şey verebiliyorum, harika. Ama Capture One'da iki tane değil, üç tane ayarınız var. Yani highlightlar, orta tonlar ve gölgeler. Şimdi bu fotoğrafı işlerken benim öyle bir avantajım vardı şeyi kullandığım için, Capture One kullandığım için. Orta tonlara başka, gölgelere başka renk verebiliyordum. Onu burada split toning ile yapamıyorum. Ama nasıl yapacağım? Tone Curve'ü kullanacağım. Tone Curve, resmin aydınlık ve karanlık bölgelerine bakarak belirlediğiniz bir şeydir. Yani ilginç bir şey, bununla ilgili ayrı bir video yapmak lazım. Curve çünkü aslında color grading'de çok büyük yeri olan bir tool'dur. Ve benim işte VFX dünyasında yaptığım gradinglerin çoğunu ben curve ile yaparım. Highlight, midtone, shadow ve ayrı renk girerek yapmam. Ama fotoğrafta biraz daha işte Capture One'ın da yeteneğinden dolayı şey kullanıyorum. İşte şuradaki 3way color editörünü kullanıyorum. Bakın burada midtonları turuncu, shadow'ları mavi vermişim ama highlight'ları olduğu gibi beyazda bırakmışım. Şimdi bunun Lightroom'da bir karşılığı yok. Ama bunu nasıl yapabiliriz? İşte curve kullanarak yapabiliriz. Ama tek başına curve kullanarak bunu yapamayız, tamam mı? Ne yapacağız? Curve'ü RGB için ayrı ayrı kullanacağız. Şimdi buradaki curve ne demek? Onu biraz anlatayım kısaca. Curve'ün sağ tarafı yukarı aşağı çektiğinizde resmin aydınlık bölgelerini etkilerken sol tarafı yukarı aşağı çektiğinizde resmin koyu taraflarını etkiler. Tamam. Kısaca böyle bilin. Aslında bundan biraz daha düzgün bir açıklaması var. Neyse, kısaca bu şekilde. Sağ taraf aydınlıklar, ortadaki noktalar orta tonları, curve'ün sol tarafı da karanlık tonları kontrol ettiğimiz yer. Benim amacım ne? Fotoğrafın karanlık yerlerini maviye, orta tonlarını da turuncuya çevireceğim ama aydınlık bölgelerine dokunmayacağım. Şimdi bakın şurada silik bir şekilde bir grid görüyorsunuz. Tam bu kesişim noktalarına tıklayarak 3 tane nokta ekliyorum. Tamam, bu noktalardan en sağdaki benim highlightlarımı kontrol etmemi sağlıyor. Bakın sadece aydınlık bölgeler etkileniyor. Ortadaki orta tonları kontrol etmemi sağlıyor. Ama curve'ün eğiminden dolayı biraz highlightlara da bulaşıyorum. Alttaki nokta ise gölgeleri kontrol etmemi sağlıyor. Tamam. Kabaca bunları bu işte %25, 50 ve 75 sınırına dayayabilirsiniz. Şimdi benim amacım neydi?
Gölgelerde mavi ağırlıklı, sayan ağırlıklı, orta tonlarda da turuncu ağırlıklı bir fotoğraf yapmak istiyorum. Yapacağım şey ne? Gölgelerde kırmızıyı çekeceğim biraz aşağı. Yani fotoğrafın içerisinden kırmızıyı almış olacağım gölgelerde. Yukarıda ise, ortalarda ise birazcık kırmızı ekleyeceğim. Ama sadece kırmızı eklemem yetmiyor. Ne yapacağım? Bir de kırmızının yanına yeşil eklemem lazım. Yine noktalarımızı koyalım. Kırmızının yanına orta tonlarda biraz yeşil ekleyerek aslında biraz turuncu bir etki alıyorum. Genelde şöyle bir yol izlerim ben. İlk önce kırmızı, sonra da mavi kanalı kontrol eder. Yeşil kanallarla da bir denge sağlamaya çalışırım. Şimdi burada sırayla gittik. Yani ilk önce kırmızı, sonra yeşil, sonra maviye daldık. Şimdi gölgelerde mavileri biraz arttırmak istiyoruz. Ortalarda da yine biraz maviyi aşağı çekiyor olacağım. Şimdi bakın turuncu tonlar gelmeye başladı. Ama fotoğrafın genel itibariyle kontrastı, işte bu RGB curve'ünün üçünü birden hareket ettirdiğimiz yerde kontrol ediyoruz bunu. Genel itibariyle kontrastını da düzgün bir yerlerde tutmaya çalışacağım. Çok minimal hareketler yapıyorum. Biraz fazlaca turuncuya kaymaya başladı bence buralar. O yüzden şuradan kırmızıdan şeyi alalım biraz. Evet, yaklaşık böyle. Şimdi bu kayayı biraz daha bence ön plana çıkarmamız iyi olur. Biraz önce burada boyadığımız brush'ı, adjustment brush'ı tekrar seçip bu sefer o bölgeye çok az bir aydınlık da verebiliriz şu şekilde. Ama bu gerçekten çok az, yani var yok gibi bir şey yapacağız. Şu kadar. Evet. Böylece fotoğraf tam olarak benim istediğim halde olmamasına rağmen herhalde Lightroom'da gelebileceğim iyi noktalardan birine geldi. Evet, en son olarak da fotoğrafın ufuk çizgisinin eğik olduğunu görüyorum şu anda. Bunu da ya burada crop tool'uyla ya da klavyeden R tuşuna basarak ayarlayabilirsiniz. R'ye bastığımda fotoğrafın kadrajını işte crop tool'u açıyor. Ama şuradaki angle'ın yanındaki cetvele basarak düz olması gereken çizgiyi gösteriyorum Lightroom'a. Lightroom da bana o çizgiyi doğru yapacak şekilde, düzeltecek şekilde fotoğrafı eğiyor. Ondan sonra kadrajımı da finalize ettikten sonra, bu arada 3'e 2 fotoğrafın kendi oranlarında kullanmak istiyorum. Kadrajımızı da finalize ettikten sonra şöyle yaklaşık olarak done'a basabiliriz. Evet, daha fazla yapılabilecek çok şey var ama tutorial'ı daha fazla uzatmayalım. Fotoğraf bundan çok daha farklı aslında benim Capture One'da yaptım. Bence çok daha iyi renkler, çok daha iyi, çok daha sinematik renkler var burada. Ama kabaca size bir fotoğrafı nasıl işlediğimi göstermiş olayım. Bunun gibi aslında daha birçok fotoğrafı nasıl işlediğimi göstereceğim size ileride. Sadece Lightroom değil, Photoshop'la alakalı da bir takım teknikler göstermek istiyorum. Onun dışında, evet, bugünkü tutorial'ın da sonuna geldik. Orijinal fotoğrafımızı tekrar hatırlayalım. Nasıldı? Bakın, önceki hali, sonraki hali. İşte makinenin gücünden faydalanmak demek açıkçası bu. Yani makinenizi iyi tanırsanız, makinenin gücünden faydalanıp highlightlara göre fotoğrafı çekip zaten fotoğrafın karanlık kalan alanlarını gayet rahat kurtaracağınızı bilerek fotoğrafı çekerseniz işte bu fotoğrafı bu hale dönüştürebilirsiniz. Evet, bugünkü tutorial'ın burada sonuna geldik. İleride buna benzer tutorial'lar yapmak istiyorum sürekli. Sadece Lightroom'la alakalı değil, Photoshop'la da alakalı tutorial'lar yapacağım. Videomu beğendiyseniz lütfen likelayın. Beğenmediyseniz de dislike yapın. Çok beğendiyseniz lütfen videomu paylaşın. Hala kanala üye olmadıysanız da lütfen üye olun. Üye olduktan sonra da çan ikonuna basmayı unutmayın. Dediğim gibi yakında böyle tutorial'lar yapmaya devam edeceğim. Yenilerini yapacağım. Onları kaçırmamış olursunuz. Daha sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.